Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarını 11-18 Aralık haftası neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanımı kapattım. Umarım güzel bir hafta sizleri bekliyordur. Şimdi gökyüzü olarak baktığım zaman bu hafta nasılız derseniz kendinizi biraz köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Hangi konularda? Aslında çevreye olan yansımanızda biraz kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ne istediğiniz, nasıl ifade ettiğiniz, insanlarla olan iletişiminizde zaman zaman biraz sıkıldınız of ama yeter artık ya hep aynı yerlerdeyim dediğiniz konular önünüze önünüze bu hafta gelebilir. Aşk ilişkiler derseniz gene karışık bir hafta ne yazık ki bunu da belirtmem gerekiyor. Bakalım falımızda neler var bu hafta ilişkiler konusunu daha rahat görürüz diye düşünüyorum buradan. Daha çok bu haftanız aslında iş konularının aktif olduğu bir hafta. Şimdi iş konularından başlayalım mı arkadaşlar? Nedense hemen orası geldi. Kendinizi niye küçülmüş hissediyorsunuz? Yani yetersizlikten çok yeterli mücadele etmediğiniz ya da bir şeylerin yeterli olmadığı bir böyle pazar günü geçireceksiniz gibi duruyor. Hani kafanızda yapmak istedikleriniz, çözmek istedikleriniz biraz karışmış, böyle kendinizi Nereden başlasam, nasıl yapsam, burada nasıl bir karar versem akıl karışıklığı, kafa karışıklığı ve bunun da hayatınıza yansıması bir karışıklık gibi görünüyor. Pazartesi belki bu konularla alakalı bir sakinlik, bir durağanlık yaşayabilirsiniz ama salı günü geldiğinde çevrenizdeki insanlarla bir konu üzerine devamlı konuştuğunuzu görüyorum. Yani salı günü aslında karşınızda bazı kişiler var şimdi bir kişiyle konuşuyorsunuz ama çok çelimsiz bir kişi. Yani istediğiniz cevapları bu kişiyle alamayabilirsiniz ama sonrasında baktığımda bir kişiyle daha görüşüyorsunuz. Sanki size bir fikir veriyor. Bir e, hani aslında yol gösterici gibi biraz böyle değer verdiğiniz bir insan gibi duruyor. Bu insanla yapmış olduğunuz konuşmada iş ve para konularıyla alakalı sanki böyle aklınızda bir ışık yanacak. Aa evet bak şuradan girsen mi, şunu düşünsen mi? Şimdi iş yerinde sonrasında da iş yerinde patronunuz ya da şefiniz kimse başınızdaki kişi ya da sizden bir üst kişi bu kişiyle bir konuşmanız var yalnız karşınızdaki kişi size söylediklerinde çok daha e, dürüst değil aslında burada ikili görseller çıkıyor yani burada karşınızdaki kişi biraz size söylediklerinin haricinde sakladıkları e, söylemeye çalıştığı konuların arkasında tam bazı fikirler gibi gibi durumlar söz konusu olabilir burada çünkü çarşamba günü geldiğinde konuşmalarınızda biraz şey durumu var çatışma istediklerinizi ifade ettiğiniz kişinin e, fevri tavırları e, ya da işinizle alakalı konularda yapmış olduğunuz konuşmalarda karşı tarafı biraz böyle yargıladığınız biraz böyle üstün üstüne gittiğiniz bir süreç görünüyor burada biraz daha böyle sinirlenmiş kafanızda yoğunlaşmış o fikirler ya da onu size ondan önceki gün söyledikleri Neyse o handikaplı bir durum söz konusu orada karşınızdaki kişi sizin konuşmalarınızda Biraz geri çekiliyor ama sonrasında yeniden fevri bir davranışı var. Burada yine fevri bir konuşma var aslında. Yani sanki böyle siz onun aklındakileri elinizle almaya çalışıyorsunuz, o sizin aklınızdaki el, elleriyle almaya çalışıyor. Hani burada amaç tabii ki bir uzlaşma belki ama burada biraz fesatlık da var arkadaşlar ya. Yani aslında burada bir tartışma diyorum ya. Hani ne kadar az verirsen mi? Ne kadar az olursa mı? hani ne düşünüyor o olsun. <laughs> Şimdi para konuları olduğu için acaba hani parasal anlamda mı böyle o ne istiyorsa onu vereyim onun fazlası olmasın fazla mı söylerim. Öyle böyle bir hani ya da işinizle İşte ben bu işi verdim bu işi yapıyorsun sen ama buradan ne yapıyorsun bir baskı hali de var aslında. Aklınızdakileri almaya çalışıyor çünkü. Böyle bir pazartesi değil de salı, çarşamba, hatta perşembe günde geçireceksiniz. Perşembe günü geldiğinde güzel bir haberiniz var arkadaşlar. Burada sanki siz omzunuza bir haberi kondurmuşsunuz. Elinizle bu gelen haberle alakalı olan fikirleri bir kişiyle paylaştığınızı görüyorum. Gene iş yerinde bir arkadaşınız olabilir bu. Çünkü sanki sizde şu an o, o perşembe cuma günü iki kafa var. Yani bir işinizde yapmış olduğunuz iş neyse ona motive olmuşsunuz. Diğer taraftan da başka bir işle alakalı zannedersem ya da başka bir konuyla alakalı iki kafa aynı bedende farklı farklı düşünceleri koordine etmeye, işte bir toparlamaya, bir şekillendirmeye çalıştığınız süreç var. Ama bu güzel bir şey. Çünkü almış olduğunuz haberi sanki böyle elinizde, omzunuza koyuyorsunuz. Yani tamam bu benim ben bunu hak etmişim. Hak ettiğiniz bir şey oluyor aslında perşembe ya da cuma günü. Hak etmiş olduğunuz konu neyse bununla alakalı güzel bir gelişme yaşıyorsunuz ve burada aslında bir karar aşaması başlayacak. Burada farklı bir yol da var arkadaşlar. Burada bir teklif alınabilir, bir teklifle ilgili konuşulabilir. Burada bir değişik bir şey var. Yeni bir kapı açılıyor burada. Altı çok temiz ama siz daha çok geçmişten alacaklarınız ya da çalıştığınız iş yerindeki konularda daha yoğun olduğunuz için bunu sanki biraz böyle yukarıda havada bırakıyorsunuz. Burada V ya da K harfleri görünüyor bu iş ya da bu yenilenen konuyla alakalı. Hemen üstünde zaten bir anahtar var çok temiz bir yolu var ama bu yola girene kadar ki alanda pürüzlü. Yani bu hafta bir iş teklifi alabilirsiniz ya da iş yerinden güzel bir teklif alıp kendinize yeni bir kapı açabilirsiniz. Bu hafta aslında iş konularında salı, çarşamba, perşembe yaşamış olduğunuz o değişik döngüden sonra cuma günü geldiğinde daha keyifli, daha sakin, daha böyle önü açık, aydınlık görsellerde çıkıyorsunuz ki bu da zaten hafta sonunuza yansıyacak. Hafta sonunuz daha rahat, daha güzel, daha sakin görsellerde geçiyor. İlişki olarak baktığımız zaman ilişkinizde sanki karşınızda kimse yokmuş gibi duruyor ağır ilerleyen bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Burada önünüzde yığılmış konular var. Bu konularla alakalı sanki böyle elleriniz o konulara sokmuşsunuz çıkartamıyorsunuz. Elinize yapışmış bir şeyler var aile içerisinde. Çözemediğiniz bir konu, çözemediğiniz bir mesele, ağır ilerleyen bir mesele. Belki de çocuklarınızla alakalı, hızlıca olmasını istediğiniz bazı konularda yavaş ilerleyen bir süreç bu hafta önünüzde görünüyor. Burada siz sanki şöyle diyorsunuz. Salı çarşamba ben önümü göremiyorum. Ne oluyor bu? Niye kontrol edemiyorum? Niye kontrolden çıkmış bir döngü, bir düzensizlik var? Der gibi çıkıyorsunuz. Altta da sakladığınız bir hançer var. Aslında bu konu her neyse gözünüzün üzerinde olduğu ya da elinizde olan karışık bir konu. Bu konu her neyse kendiniz de bu konuda tehdit altında savunmasız hissediyorsunuz. Yani yetersizlikten çok kendinizi savunmasız sanki gardınızı alamıyorsunuz. Bir tarafınız o konuya karşı çok yumuşak ya da e, yapmamanız almamanız gereken sorumlulukları alıp Kendinizi iyi hissetmeye çalışıyorsunuz ama kafanızdan sarkan düşünceler ve parasal kaygılar da sizinle birlikte salı çarşamba geliyor. Doktora götürülecek birisi var bir kere bir doktor görseli var para harcanıyor çocuk ya da siz her kimse bu hafta doktor kontrolü var hangi gün derseniz çarşamba derdim bunun için küçük bir para da bununla birlikte gidiyor hatta iki kere gidilecek bir doktor görseli çıkıyor. Soğuklarla birlikte demek ki her halinde olan rahatsızlıklardan doktor yolu görünüyor arkadaşlar. İnşallah olmaz ama <laughs> görünen o ki doktor var. Sağlık demedim ama e, falın ortasında direkt sağlık böyle şak diye önüme çıktı. Sorun değil tabii ki ama para harcanacak doktora gidilecek öyle söyleyeyim. Ondan sonrası da rahat görünüyor aslında. İkili ilişki sevgiliniz var, ilişkiniz var diyelim ki. Şimdi bugünkü falımızda aslında bir gün Özellikle haftanın bir günüsü. Kisalı çarşamba olabilir. Ee, ağır ilerleyen bir sürece ilişkinizde müdahale etmeye çalışabilirsiniz ama elleriniz çamura batıyor. Yani kontrolünüzde olmayan ilişki ve karşınızdaki kişinin tavırlarıyla karşılaşıp biraz üzülebilirsiniz. Burada fevri tavırlarda olan bir kişinin ellerinize çamur bulaştırdığı görünüyor. Yani o kendi dertlerini belki size anlatacak. Siz de ona hiçbir şey diyemeyeceksiniz belki. Ya da dedikleriniz sizi de mutlu etmeyecek. Bulunduğunuz alanda aslında partner olarak baktığım zaman salı çarşamba tartışma olabilir kavga olabilir kişinin sorunlarıyla alakalı sizin üstünüze farklı yansıtabilir bunu gibi gibi durumlar söz konusu ha biten e, ya da işte ne bileyim devam eden bir tartışma biten demeyelim biten bir ilişki değil devam eden bir tartışma bir süre daha kırıntıları devam eder ama on sonrasında rahatlarsınız yani bu hafta öyle ekstrem yoğun bir şekilde çatışma yaşayacağınızı düşünmüyorum evet kesinlikle düşünmüyorum ama ilişkinizde bir şeyleri düzeltmeniz lazım da burada sanki siz başka şeylerle mücadele ediyorsunuz. Yani ilişkide böyle ayaklarınız bir yere zincirle bağlı gibi. Hani bu tamam ama burada bir şeyler değişmeli, dönüşmeli ama siz bunu hiç yapma niyetli değilsiniz bu hafta. Hani bu topa girmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Sevgili kovalar bu haftanız güzel geçecek. Çevrenizde çok fazla insan olacak. Bu insanlarla devamlı konuşmalarınız var. Aile içerisinde de bazı konuları askıya almış görünüyorsunuz. Bunları hafta sonu kendi aileniz arkadaşlar yalnız hani evliyseniz kendi çoluğunuz çocuğunuzun harcı kendi ailenizle alakalı hafta sonu için plan yapabilirsiniz. Burada küçük bir para mevzusunun konuşulduğu görseller de var. Bir mal konusuyla alakalı belki bir duyum alabilirsiniz. Burada çünkü bir kişinin üstünde bir güneş doğmaya çalışıyor malıyla alakalı. Bunun bilgisi gene aile eşinizin ailesi ya da sizin aileniz tarafından bilgisi gelebilir. İş konuları Allah'a emanet bol bol konuştuğunuz insanlar var kafanızı karıştırıyorsunuz. Önünüzde çıkacak güzel ee, haberler var ama burada sanki e, satranç oynar gibi hani böyle elinizde bir kale var köşeyi kollamaya çalışıyorsunuz burada ikilemde kalıyorsunuz ağzınızdan bir T harfi görüyorum kafanızda da A ve R harfleri var biraz kararsız ve içe dönük konuşmalardan kafası karışmış bu hafta çıkıyorsunuz iş ve para konularında. Para... <laughs> Çok özür bu hafta biraz rahatsızım ben de para konularında para gelir mi diyorsanız aslında pazartesi günü için bir para görseli var ağzınızdan böyle ucunda bekliyorsunuz bu para gelebilir gelebilir diyorum çünkü aslında çok yakın size de hani bu artık geldi gözüyle mi bakıyorsunuz diye düşündüm evrilecek olan bir paranız var bir de arkadaşlar ne demek bu atıyorum 5 lira alacağınız varsa iki buçuk iki buçuk bölünecek bir para alacağınız da var. Onu da sanki bu hafta bölüp almaya çalışacaksınız gibi duruyor. Yeni aşk var mı derseniz bu hafta yeni aşk görselleri yok. Ağır ilerleyen bir süreç aşk konularıyla alakalı biraz daha sabır gerekiyor. Yeni bir iş olur mu derseniz eğer çok karışık kafanız gelecek olan cevaplarda e, biraz böyle sistemli hani satranç oyuncusu gibi davranabilirsiniz. Haber gelir mi derseniz haber gelir ama siz burada strateji uyguluyorsunuz. Bana kalırsa bu hafta bir iş başlangıcı olmaz ama düşünceler çok yoğun, konuşmalar çok yoğun olarak görünüyor sevgili kova burçları. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.